Yorucu ve yoğun bir günün ardından yapılabilecek en iyi şey film izlemek. Ama sanatsal değil, basit filmlerden bahsediyorum. İşte böyle bir film açmış, evimde oturmuş izliyordum ki birden kapı çaldı. Richard, burada ne işin var? Sana buraya gelmemen gerektiğini söylemedim. Bela aramıyorum, tamam mı? Ne yaptığını sanıyorsun ya? Artık olanları kabul etmen lazım evlat. Her şeyi daha da mahvediyorsun. Bu saçmalıkları görmezden mi gelmemi istiyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Frankenstein falan mı? Frankenstein mı? Nasıl yani? Gelen Frankenstein olabilir mi? Ah, ne saçmalıyorum ben. Kapı falan çalmadı. Kapıda biri olsa ikinciye çalardı. Altı üstü bir film izlemek istemiştim. Gecemi bir korku filmine döndürmek değil. Sahi filmdeki adam niye diğerini Frankenstein'e benzettik? Yeni bir macera beni çağırdı. Aslında Frankenstein daha çok fazla şey bilmiyordum. Aklımda insanlara korku saçan bir cani, bir canavar ya da zombi gibi bir şey olarak kalmıştı ve yanılmıyorsam bir film kahramanı. Frankenstein, ıssız ve terk edilmiş diyarların bir sakini, yapayalnız bir gezgin ve zamanın bir ruhu. Demek isterdim ama işin gerçeği Frankenstein bir caniydi. Belki çok kısa bir müddet anlattıklarım gibiydi. Yaptığım ilk araştırmalar bana çok da tatmin edici bir bilgi sağlamadı. Mary Shelley'nin 1818'de yazdığı bir roman kahramanıymış. Yani aslında bir film karakteri değil. Üstelik kendisine ait bir ismi yok. Frankenstein ismini romandaki yaratıcısı Victor Frankenstein'dan alıyormuş. Zaman içinde ikonik bir karaktere dönüşmüş ve canavarlık ifadesiyle özdeşleştirilmiş. Popüler kültürün vazgeçilmez bir imgesi haline gelmiş. Bu bilgiler benim için yeterli değildi. Ben Frankenstein'ın düşüncelerini merak ediyordum. Ve işimi ciddiye almalıydım. Frankenstein'ı anlayabilmek için kendime birkaç kitap seçtim. Belki bir kökeni olabilir diye mitoloji, çirkinliğin anlamına dair bir kitap, Sherlock bana ilham vermesi için, olası Frankenstein'dan ilham alan kitaplar, romanı çözümlemek için birkaç kitap, Frankenstein kötü bir karaktere benzediğine göre kötülüğe dair birkaç kitap ve son olarak da notlarım için kalemler ve defterler. Ama işler istediğim gibi gitmedi. Kitapların sayısı arttı, taşımak imkansızlaştı, notlar karman çorman oldu. Okumak gözlerimi mahvetti ve tam yelkenleri suya indirecekken Nova Air'la tanıştım. Bu incecik ve hafif okuyucu tüm kitaplığımı, hatta çok daha fazlasını yanımda taşımamı sağladı. İstediğim her kitaba kolayca ulaştım. Benim için en okunabilir hale getirdim. Kitabın istediğim her yerine kalemimle notlar aldım, işaretlemeler yaptım. Tek bir kalemle bütün kalemlerden daha fazla şey yapabildim. En sevdiğim uygulamaları yükledim. Ve hem geceleri hem de gündüzleri, ister güneşin altında, ister zifiri karanlıkta, gözlerim hiç ağrıtmadan kitap okudum. Frankenstein okumaya başlayıp hakkında araştırmalar yapınca elbette hikayeyi daha yakından tanıdım. Victor Frankenstein adında genç bir mucit ya da bir bilim insanı. Gençliğinde simyaya karşı çok fazla ilgili, ardından bu ilgisini bilime kaydırıyor ve merak ettiği bir şey var. Ölümsüzlüğü bulabilir miyiz ya da yeni bir insan ortaya çıkartabilir miyiz, yaratabilir miyiz diye düşünüyor. Ve parlak bir öğrenci olmasıyla beraber tüm yaşamını, hayatını buna odaklıyor. Gece gündüz araştırmalar yapıyor ve nihayetinde bunun formülünü buluyor. Ve kadavraları bir araya toparlayarak Frankenstein'i ortaya çıkartıyor. Frankenstein'e bakıyor, diyor ki ben ne yaptım, bu nasıl bir yaratık? Dehşete kapılıyor, yataklara düşüyor, ağır bir depresyon geçiriyor. O sırada da Frankenstein kaçıp gidiyor. Victor Frankenstein elbette hasta bir şekilde, psikolojisi bozulmuş bir şekilde, ne yapacağını bilmeden oradan oraya sürüklenirken Frankenstein de yaşamı tanımaya çalışıyor. Ardından Victor Frankenstein'ın etrafındaki insanlara zarar gelmeye başlıyor.
Ve bizimkinin de hakkında bunları kesin Frankenstein yapıyor. Ben onu dünyaya getirdim ve o da benden önce oluyor diye düşünüyor. Buraya kadar her şey çok tanıdık değil mi? Sanki bir Hollywood filmi gibi. Ama bundan sonrası öyle mi? Viktor Frankenstein yaşadığı üzücü olayların ardından kendini dağlara, çayırlara, yürümeye, doğaya vermişken bir anda Frankenstein'le karşılaşıyor. Frankenstein'i görünce büyük bir tiksinti duyuyor. Onun yaptığı kötülüklerden, hayatına zarar vermesinden dolayı onu öldürmek istiyor. Ama Frankenstein beni dinle diyor. Evet, tekrar bir araya geldiklerinde Frankenstein'ın, Victor Frankenstein'dan istediği tek şey onu dinlemesi. Ve Victor Frankenstein'e Frankenstein hayat hikayesini anlatıyor. Aslında Frankenstein sanıldığından çok daha farklı biri. Doğayı keşfetmek istiyor, insanlara karşı içerisinde çok büyük bir mutluluk, sevgi var. Ve yaşamı keşfedebilmekten heyecan duyuyor. Gördüğü şeylerden büyüleniyor. İçerisinde tümüyle iyilik var. Frankenstein gizli saklı bir ağaç kovuğundan komşularını izlerken içinde hep güzel düşünceler var. Ama insanlar ona aynı şekilde davranmıyor. Onu gören insanlar dehşete, korkuya kapılıyor. Ve Frankenstein bu yalnızlığın içinde kayboluyor. Kötülüğü seçiyor ve bir caniye dönüşüyor. Yıllar sonra Victor Frankenstein'le yan yana geldiğinde, ona hayat hikayesini anlattığında, onların istediği tek bir şey var. Bu yalnızlığını yok etmesi, kendisine bir eş yaratması. Yani dünyayı falan ele geçirmek istemiyor. İstediği tek şey bir eşinin olması. Frankenstein'ı okuduktan sonra elbette ona dair çok fazla şey öğrendim. İlk fark ettiğim şey, popüler kültürün gösterdiği Frankenstein'dan çok daha farklı bir şey vardı. Öncelikle iyiliğe meyleden ama insanların ona karşı olan davranışlarından sonra kötüleşen, canileşen bir Frankenstein. Gerçi belki böyle diyerek onun kötülüğünü masumlaştırıyor olabiliriz. Ama bu kötülük üzerine bir problemi cevaplandırabilmek adına farklı bir tartışmaya götürür bizi. Ki ona bu hikayede gitmeyeceğiz ama belki başka bir hikayede gidebiliriz. Her neyse. Aklıma geliyor da belki de Frankenstein'ın bir eşi olsaydı yaptığı kötülükleri yapmayacaktı. Ama çok fazla soru var. Sanırım bunların üstesinden bu videoda gelemeyeceğim. Peki kapıyı çalan kim miydi? Merakım.